Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyim dostlarım. Bugün ne yapacağız? Bugün yılların eskitmiş olduğu bir ordu kullanacağız arkadaşlar. Birçoğunuz yakından biliyorsunuzdur. Köy binası 11'de 12'de aktif olarak çok fazla kullandım. Fakat daha sonrasında gücünü, etkisini yitirmiş durumda. Bakalım kaç kişi biliyor arkadaşlar? Yorumlarda bahsederseniz çok mutlu olurum. Bir tane de like atarsanız aşırı mutlu olurum. Köy binası 11 hesabımızdayız. Buradaki yükseltmelerimizi göstereceğiz. Arkadaşlar ordumuz atıcı şifacı kombinasyonu. Sadece atıcı ve şifacıdan oluşan bir ordu diyebiliriz. Eskiden kuşatma makinesi yoktu tabii ki. Kuşatma makinesiz saldırı yapıyorduk. Direkt merkeze falan güzel saldırılar oluyordu. Şimdi kuşatma makinesi gibi ekstra bir gücümüz daha var. Ondan da faydalanıp çok güzel 3 yıldızlar atacağımıza eminim. Saldırının mantığı çok basit. Saldırı yaparken tüm detayıyla anlatacağım arkadaşlar. Yani bir ara dünyada gerçekten herkes bu orduyu kullanıyordu diyebilirim. Gözümle gördüm. Tüm klan savaşları vesaire. Şimdi 3 tane inşaatçımız boşta. 2 inşaatçımız 17 saat biri de 1 gün 9 saat sonra boşa çıkıyormuş. Köyde artık yükseltme yapacak çok az şey var. 3 top, 2 havan, 1 de barbar kral. Kraliçe ve koruyucumuz maksimum zaten biliyorsunuz. Barbar kralımız da 48. seviye, 2 seviyesi kaldı. Yavaş yavaş ganimet kasalım. 5 milyon altınımız var. Ne kadar ihtiyacımız var? Havan için 8, top için 7 milyon ganimet lazımmış. Onları kasarız. Sorun değil. Bir inşaatçımız daha doldururuz. İksirle de galiba duvar basarız diye düşünüyorum. Usta 2 ligindeyiz. Gelin bir rakiplerimize bakalım. Ganimet açısından yeterli bulduğum bir köy arkadaşlar. Belediye binası merkezde, o da hoşuma gitti. Şimdi saldırının mantığını anlatıyorum. Gerçekten çok basit. Aslında zıplatma almamıza belki gerek yoktu. Yani tomruk olduğu için belki bakalım ilk savaşa göre diğer savaşlarda ordumuzu belirleriz. Şimdi ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Atıcıları alıyorsunuz. İlk başta şöyle savunmaların görmediği noktaya 3-4 tane atıp 2 şifacı bıraktım. Aynı şekilde şuraya da gönderiyorum. Buraya 1 şifacı bıraktım. Sonrasında ortadan buz golemi bırakıp tomruğu yolladım. Barbar kralı tanklatacağım. Kraliçeyi gönderiyorum. Duvar kırıcılarımız da var. Şöyle duvar kırıcıları bırakıp hemen arkasından kalan tüm atıcıları yolladım ve şifacıları bıraktım. Arkadan bir koruyucu desteği, hemen bir öfke büyüsü takviyesi, kartal topunun hasarından da engellediğim. Şurada bir zehir büyüsü kullanalım. Bakın 3 tane öfkemiz var. Bol bol kullanın abi. Elinizi korkak alıştırmayın. Şuradaki kartal topu ve tekli cehennemi de dondurdum. Tomruk zaten yargı da attı. Kartal topunu da kendisi aldı. Şimdi merkezde öfkelerimiz vesairemiz var. Şurada bir zıplatma kullanıyorum. Klan kalesinin içerisindeki Pekka'nın olduğu noktaya bir öfke attım. Arkada kahramanlarımız hala hayatta. Bir tane okçumuzu da şuradan gönderelim. Son bir dondurma büyümüz var. Yukarıda iki şifacı ve atıcı takılı kalmış. Böyle bir şey yok. Bazen işte böyle sıkıntılar oluyor. Hatta şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Duvar kırıcılarla yanlardan da destek atıp oraların da iyice temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Ama çok da önemli değil arkadaşlar. Bu saldırıda ana mantalitesi öfke büyüsü ve dondurma büyüsü. Çünkü atıcılara arkadan şifacılar can basarken öfkeyle birlikte bildiğiniz gibi çıldırıyorlar. Ve sonrasında da 3 yıldız almamanız için hiçbir sebep kalmıyor. Şurayı donduruyorum. Barbar kralın canı azalmasın istedim. Sürede bakın bayağı bir süremiz var. Çünkü ordu çok etkili. Taşları atıcılara attıkça arkadaki savunmaları da yıkıyorlar arkadaşlar. Bu şekilde süreden de çok fazla yemiyorsunuz. Tabii ki yine siz kenara köşeye 1-2 büyücü falan alabilirsiniz. Onu artık kendiniz ayarlarsınız. Açıkçası zıplatmanın pek bir faydasını görmedim arkadaşlar. Zıplatmayı silmeyi düşünüyorum. Tomruk gayet güzel iş yaptı. Bir tane şifa büyüsü alabiliriz aslında. Yani atıcılar bazen böyle çok fazla hasar yediğinde kullanarak onların hayatta kalmasını sağlayabiliriz. Bir şifa büyüsü desteği atacağım. Diğer saldırıda da o şekilde deneyelim. Başarılı bir sonuç aldık. Yolumuza devam edelim. Birinci savaşa göre çok ama çok daha güzel bir ganimet bulduk arkadaşlar. 842 bin altın, 600 bin iksir, 8 bin de kara iksir. Şimdi nasıl yapıyorduk? Hemen bakalım köyümüzü. Evet, kartal topu alt tarafta. Kartal topunun olduğu noktadan saldırmak mantıklı gözüküyor. Şuradan hemen atıcıları gönderdim. Peşine şifacıları bıraktım. Aynı şekil alt tarafa gönderiyorum. Bu sefer bir şifacı bırakıyorum. Ön taraftan buz golem, hemen peşinden tomruk.
kahramanlarımızı salıyorum, duvar kırıcılarımızı gönderiyorum ve kalan atıcıları da şuradan direkt bodozlama yolladım. Peşine şifacılarımı gönderdim. Şuradan atıcılarımın içeri girmesini istiyorum. Ayrıyetten hemen şeyi de bıraktım. Bir tane şifa büyüsü gönderdim. Onun dışında hemen koruyucumuz var. Şurada bir koruyucu özelliği kullanalım. Merkezde zaten tomruğumuz ilerliyor. Orada bir öfke büyüsü belediye binasını rahat almamızı sağlayacaktır. Koruyucunun özelliğini henüz basmadım. Tomruğun yarattığı etkiye bakar mısınız arkadaşlar? İki tane öfke büyümüz var. Bir tanesini şurada kullanalım ve bu tarafı da donduruyorum. Koruyucunun özelliğini bastım, mecbur kaldım. Aslında daha güzel bir noktada basmam lazımdı. Askerler birazcık ilerleyince kafasına göre sıkıntı oldu ama yine de 3 yıldızı almayı başardık arkadaşlar. Yani aslında şöyle söyleyeyim, şifacı sayımızı bir tane daha arttırabiliriz. Neden böyle bir düşünceye kapıldım? Şurada öfkemi atayım, hemen anlatayım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Atıcılar sağa sola kaymaya meyilli, kenar temizliği önemli. Bir kısma iki şifacı yollarken bir kısma tek şifacı yollayınca birazcık sıkıntılı oluyor. Görmüş oldunuz, alt taraftakiler direkt öldü. Alt taraftakiler direkt ölünce oradaki temizlik de güzel olmadı. Askerler sol tarafa da kaydı. O yüzden şifacı sayımızı bir tane arttırıp atıcılardan 1-2 tane sileceğim arkadaşlar. 2 atıcı silsek, bir tane duvar kırıcı silsek yeterli olacaktır. Yine üçledik. Ama nasıl üçledik? Savunmalarda falan yükseltmeler vardı. 22 kupa aldık. Yolumuza devam edelim. Güzel bir ganimet bulduk arkadaşlar. Şimdi saldırımızı yapacağız. Hemen bakalım. Evet, bir şifacı desteğimizi eklemiş bulunmaktayız destemize. Köye nereden saldıracağız? Tersten saldıracağım. Kartal topunun olduğu noktadan. Zaten duvar kırmak açısından bir problemimiz bulunmuyor. Tomruğumuz var. Şimdi şuradan başlayalım. Haydi. İki şifacı. Atıcılar, yani niye böyle saçma sapan ayrılıyorsunuz gülüm? Tamam, o taraf da temizlensin abi. Şuradan buz golemi bıraktım. Hemen ortadan tomruk. Barbar kral, kraliçe. Duvar kırıcılar. Hemen atıcıları şöyle yaydım. Kalan iki şifacımızı daha patlatıp şöyle hamlemi yapıyorum. Şurayı bir dondurdum arkadaşlar. Bir öfke büyüsü takviyesi geliyor. Koruyucunun özelliğinde basalım. Tomruğumuz patlamasın. Evet, askerlerimizi içeri sokabildik sanırım. Şurada bir dondurma daha kullanıyorum. Ulan tam zamanında da buz golem patladı. Merkezde bir şifa büyüsü takviyesi. Bir tane daha öfke yapıştırdım. Şifacılar, gözünüzü seveyim, 2-3 tane atıcının arkasına gitmeyin, barbar krala gitmeyin. İşte yıllar neden bu orduyu eskitti arkadaşlar? Bu yüzden eskitti. Çünkü atıcılar da garip grup ya. Bir de şeyde güçleri yok arkadaşlar. Mesela köy binası 14'te falan asla iş yapmaz. Gördüğünüz gibi burada bile zorlanıyoruz yani. 3 alamadık bu köyden. Ben size söyleyeyim, şifacılar sağ taraftaki barbar krala kayıyor. Böyle bir durum olabilir mi? O kadar atıcımız var ki şifa büyüsü, öfke büyüsü patlattım. Atıcılar nasıl ölmeyi başardı anlamış değilim ya. Gerçekten anlamış değilim. Son bir öfkemiz var. Onu da şurada attım gitti. 2-3 tane atıcı iş yapsın bari. Yani köyde savunma açısından bir şey kalmadı ama 3 yıldız alamayacağız. Şuradan da bir okçu atıyorum. Koruyucumuz var. 3 alabilir miyiz ki? Bir tane XY kalmış. Şurada da XY'ları var. Şifacılar geliyor. Ama gelemediler. Burada birazcık atıcımız var da duvarlar bizi çok oyalayacak arkadaşlar. Hani belki koruyucu bir şeyler yapabilirse. Altın deposunu vurmaya devam ediyoruz. Şu tarafı komple temizlesek bile buradaki XY'ine ulaşmamız imkansız. Öyle söyleyeyim ben size. Şifacılar eyvallah destek atıyorlar. Koruyucuyu hayatta tutuyorlar ama dediğim gibi atıcımız... İki tane kaldı. Şurada iki tane atıcı var. Ve vurdukları hasar da komedi ya. Şu XY'ne vurduğu hasara bakın. Gerçekten ilginç. Yani köy binası 11'de atıcı saldırısı bitmiş gibi duruyor arkadaşlar. Başlangıçtaki saldırılarımız hani daha güzeldi ama orada da inşaatta bayağı bir savunma vardı söylediğim gibi. Onun dışında savunmalar da birazcık düşüktü. Bu köyden 3 aldık. Ama nasıl aldık yani, aldık dediğim 2 dakika daha süre olsa alırız. Şimdi koruyucunun bir tane şeyi var, 20. seviye koruyucu.
Topa vurduğu hasar da belli. Yani süremiz yetmeyecek. Kenar temizliği askerimiz olsa yine yetmeyecek. Böyle bir durum. Ha, ne yapıyoruz? Pes etmiyoruz. Bu yılların eskittiği bir ordu. Bununla saldırılarımız devam etsin. Muhteşem bir ganimet karşımıza geliyor arkadaşlar. Şimdi saldırımızı yapacağız. Zaten ölü bir köymüş. Ganimeti ayıklayalım. Sonra bir yükseltmelerimizi yapalım. Depolarımız bayağı bir doldu taştı. Ölü köy olduğu için her türlü 3 yıldız alacağız. Nasıl yapıyorduk? Hemen şuradan başlangıç yapalım. Şöyle üst taraftan başlayacağım. Biraz fazla attım bu arada. Kenarların iyice temizlenmesini istiyorum. Bu sefer şuradan da gönderdim. Hemen şifacıları bıraktım. Orta taraftan buz golem, somruk geldi. Peşine barbar kral, kraliçe geldi. Duvar kırıcılarımızı da şöyle yayalım. Atıcılarımıza geldi sıra. Atıcıları da şöyle ortadan gömdüm. Hemen bir öfke büyüsü. Burada atıcıları bir şifa büyüsüyle destekleyeceğim arkadaşlar. Onun dışında koruyucumuzu atmayı unutmuşuz. Hiç söylemiyorsunuz. Askerlerimiz sağ olsunlar yine sağa sola dağılmış bulunmaktalar. Belediye binasının orada bir öfke. Şurada bir öfke. Ulan o kadar kenar temizliği yapıyoruz. Eskiden şu atıcıların beyni daha çok çalışıyordu. Atıcıların da kafa gitmiş. Valla ölü köy olmasa burayı üçleyemeyeceğiz ya muhtemelen. Yıllar harbi iyi ki eskitmiş bu orduyu arkadaşlar. Hiçbir işe yaramıyor ya. Yani atıcılardaki en büyük sıkıntı bu. En sevmediğim şey bu. Eskiden böyle değillerdi ya. Şurada bir öfke attım bu arada. Pekka indirdi. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yeti atıcı saldırısında da zaten en sevmediğim nokta atıcılar. Atıcılar arka taraftan hasar vurabildiği için sağ sola kaymaya çok meyilli. Yani o kadar güzel temizlik yapsanız bile orta tarafa geldiğinde yine sağ sola parçık pinçik dağılıyorlar. Böyle bir sıkıntıları var. Şu zehri de attım boşa. Barbar kralı bastım. Kraliçeyi bastım. Yani böyle ölü bir köyün çok daha rahat üçlenmesi lazımdı. Tamam eyvallah 3 tane kahramanımız hayatta. Birkaç tane atıcımız falan hayatta ama atıcılar dağılmasa hepsi ortadan gitse çok daha farklı olacak. Ama dediğim gibi arka tarafa hedef aldıkları için dağılıp duruyorlar ya. Yani ilk başta başladık dedim ki ordu gerçekten eskisi gibi güçlü vesaire dedim ama sonradan biraz daha problem olduğunu fark ettim. Şöyle bir ordumuzu yenileyelim. Aynı orduyu bastık. Şimdi ganimet açısından baktığımızda ganimet harcaması yapacağız. Şuradan bir isteğimizi tazeleyelim. Bu arada Pekka'yı almamın sebebi de tanklasın diye aldım. Normalde yeti almayı düşünüyordum. Biraz daha tanki olsun istedim. Zehir diyorum ya. Zehir nereden çıktı? İksirle şöyle bir duvarlarımızı basalım arkadaşlar. Peş peşe duvarları yükseltiyorum. Çok güzel. 4 tane inşaatçımız dolu zaten. Barbar Kral yükseltmesi için 180 bin istiyor. Onu yapmamız zor. Oo, bir tane kahraman kitabı gelmiş. Bizde bir tane var. Evet, bizdekini kullanabilsek çok tatlı olurdu. Ama ve lakin şu an yetişmiyor. Neyse, artık başka bir kahraman kitabı geldiğinde onu kullanırız arkadaşlar. Şöyle hemen duvar yükseltmemizi devam ettirelim. Az bir iksirimiz kaldı. Şuradan tekrar bir ganimetimiz varmış. Onu da toplayalım. Güzel. Bir duvar daha basalım. Şuradaki duvar yükseltmesini de yapıyorum. Savunma olarak da ne basalım? Top basalım ya. Hatta havan basalım abi. Havanı basmamın sebebi de fazla ganimet istiyor ya. O yüzden basacağım. Şöyle yükseltmesini yaptım. 2 milyon altına düştük. Evet, klan kalesinde biraz daha ganimetimiz var. Onu da topladık. Klan kalemize asker gelince saldırılarımız devam etsin. Bir tane de bitişik bir düzen buldum arkadaşlar. Buraya deneyeceğim. Bakalım bitişik düzende nasıl bir iş yapacak. Şimdi temizliğimize başlayalım. Şu taraftan hemen atıcıları yolladım. Şifacıları gönderdim. Aynı şekil buradan gönderiyorum. Anam fazla attım ya. Neyse, tamam. Buz golemlerimizi gönderdik. Duvar kırıcıyı patlatamadık. Şimdi garip grup bir başlangıç oldu. Arkadan tomruğumuzu yolladım. Şöyle atıcıları bırakalım. Koruyucuyu gönderdim. Bir şifamızı daha gönderip hemen bir öfke ve şifa büyüsü kullandım. Şimdiki etapta ne yapacağız? Beklemedeyiz arkadaşlar. Bütün askerler hazır. Burada dağılmamışken bir tane koruyucu özelliği basıp şimdi öfkeyi gönderiyorum. Abi sanki gördüğüm kadarıyla bitişik düzende muhteşem iş yapıyor gibi. Ama ayıkamadım. Ya ordu birazcık sıkıntılı. İçeri girerseniz güzel gibi ama şifacılar da bakın arada kaldı. Arada kalan şifacılar mahvoldu. Şuradaki hava savunması
öldürdü. Bütün şifacılarımızı öldürdü. Yukarıdaki şifacılar da aynı şekilde keza öyle. Kraliçemiz her zamanki gibi şovunu yapmış ve dışarı kaymış. O da güzel. Barbar kralımızın özelliği var. Tanklamaya devam ediyor. Abi elimizde Pekka ve kahramanlarımız kaldı. Böyle saçma bir şey olamaz. Bir an dedim ki ulan bitişik düzenlerde iyi mi derken sonradan tekrar bir soru işareti yok değil. Bir de klan kalesi de yok arkadaşlar. Tamam köy güçlü eyvallah. Yani savunmalar falan okey güzel ama gördüğünüz gibi yok. Yapamadık yine yapamadık. Yani atıcılar çok saçma sapan yerlere kayıyor. Şifacılar savunmaların direkt eşiğinde problem oluyor arkadaşlar. Ben açıkçası tutmadım ya. Eskiden çok seviyordum. Muhteşem iş yapıyordu ama şu an içime sinmedi. 3 yıldız alsak bile içime sinmedi yani. O kadar atıcının ölmemesi lazım. Benim fikrim bu. Evet, Barbar Kral koruyucu da indirdi. Köyde bir şey kalmadı. Milim canla kraliçe dıştan ılık ılık temizledi. İçeri girse çok daha güzel iş yapacak. İşte namussuz köyü dolaşmayı seviyor ya. Vallahi öyle. Köyü üçledik de yani bu klanda bu köyde dediğim gibi bir klan kalesi olsaydı sonuç böyle olur muydu bilemiyorum. Yani bu kadar zorlanmamamız gerekiyordu. Neyse 26 kupa almışız. Güzel ganimetimiz var. Devam edelim. Çok güzel bir kara eksir. Güzel bir ganimet var arkadaşlar. Köy güçlü. Bakalım ne yapacağız? Ben de inanın bilmiyorum. Yani orduya çok şey yapamadım. Bazen iş yapıyor, bazen yapamıyor. Muallaktayım yani. Deneyelim. Şimdi şuradan başlayalım abi. Şifacıları gönderdim. Aynı şekil şuradan gönderdim. Hemen şifacıları bıraktım. Şöyle kartal topuna yakın göndereceğim. Peşine tomruğumu gönderdim. Kenarlar az buçuk temizlendi. Şuradan hemen duvar kırıcılarımızı salalım. Abi şimdi de askerler dışarı kayacak ya. Şöyle göndereyim bari. Çok dışarıdan atmışız neyse. Güzel birazını soktuk en azından. Şu anam koruyucu özelliğini basamadım ya. Koruyucunun özelliğini basayım dedim. Tomruk parçalanmasın ama başaramadık. Kartal topundan gelen hasarı engelledim. Hemen merkeze bir öfke daha patlatıyorum. Şimdi iki öfkem daha var. Şurada bir öfke atalım arkadaşlar. Şimdi şurayı tekrardan donduruyorum. Buradaki askerlere bir öfke büyüsü daha patlatıyorum. Atıcılara bol bol öfke attık. İnşallah sıkıntıya düşmeyiz. Şuradaki tekli cehennemi dondurdum. Henüz belediyeyi indiremedik. Bakalım alt tarafta atıcılarımız bulunuyor. Kraliçe abi tekli cehennemin kraliçeden istediği nedir? Milyon tane atıcı var. Gidip onlara odaklansana ya. Şimdi de gitti koruyucuya odaklandı görüyor musun? Barbar kralı da basalım. Muhtemelen tek yıldızda kaldık gibi. Güzel başlamıştık. Alt tarafı tam düzgün temizleyemedim. O yüzden içeri bütün askerleri sokamadım. Aslında dış tarafa birazcık askerlerin kayması da güzel olmuştu. Dış taraflar şu an temizleniyor. Kraliçe ölmezse belediyeyi ayıklayacağız. Ama ölecek gibi iskeletler de geldi. Son atıcımızı da kaybettik. Ben böyle ordunun var ya. Ulan başta ne güzel başladık. Şimdi var ya çok sinirimi bozdu ya. Yani 9 kupa aldık. Ganimeti topladık ama yok tekte kaldık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yavaştan son savaşımıza geçelim. Bir tane köy buldum. Hafif açık bir düzen arkadaşlar. Normalde bu ordu bitişik düzenlerde eskiden iş yapardı. Fakat burada bitişik düzenlerde iş yapamadık. Ayrık düzenlerde çok daha sıkıntılı bir pozisyon var aslında. Burada da sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Yine de hayırlısı diyorum bakalım. anam fazla şifacı attım ya. Of of. 3 tane attım oraya. Hadi şuraya da bir atalım. Eşit olmadı. Buz Golem, Tomruk, Barbar Kral, Kraliçe. Vallahi eskiden şu orduyu çok severdim de. Şu an kullanılacak gibi değil. Bakın atıcılar dış tarafta eyvallah. Ölmediği sürece sıkıntı yok ama merkezi acilinden destek lazım. Şurada koruyucunun özelliğini bastım. Tomruk yıkılmasın diye. Hemen merkeze bir şifa atıp şurayı öfkeliyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince bol bol öfkeleri harcamaya çalışıyorum. Tekrar bir öfke. Tekli cehennemi dondurdum. Bir öfkemiz daha var. Bakalım. Bir tane daha attım. Peş peşe öfkeleri yapıştırıyorum ya. Şurada Barbar Kral ölmesin diye hemen dondurma attım. Rakip kraliçeyi zehirledim. Ulan bu sefer başarılı mı olduk anlamadım ha. Bu sefer atıcıları hayatta tutmayı başardık. Ama sonuç ne olur orasını bilemiyorum.
Bir tane okçumuz var. Göndermeye korkuyorum. Kraliçe arka tarafta. Pekka önden tanklıyor ama kraliçenin duvara takılması büyük saçmalık. Evet, burada da olmadı arkadaşlar. Bu ordu bitmiş diyebiliriz. Başlangıçta çok güzel başladık. Ha, başlangıçta saldırdığımız köyler bu son köylere göre basitti. Yani inşaatçıları doluydu, savunmalar basılıyordu. Şimdiki etapta daha maksimum, duvarları daha güçlü. Ha, duvarla ilgili çok problemimiz yok. Neden? Tomruğumuz var zaten. Ama savunmalar birazcık güçlendikçe, düzenler biraz farklılaşınca sıkıntıya düştük arkadaşlar. Ha, arada derede 3 yıldız da aldık ama orada da bana ordu çok güven vermedi. Yani zaten izlediniz, gördünüz dedim yani. Klan Kalesi olsa buradan 2 yıldız bile neredeyse zor aldık. Klan Kalesi olsa hiç neredeyse onu bile alamayacağız. Ya da 3 aldık. Klan Kalesi olsa 3 almamızın neredeyse ihtimali bile yoktu. Kraliçe yürüyüşünü devam ettiriyor. Arkasında şifacı var. Yani muhtemelen şuradaki her şeyi komple alırız. Ama bir tane tekli cehennem var. Süre yeterse belki onu da indiririz ama yani bir ordu kullanıyorsanız bu kadar zorlanmamanız lazım. Eskiden abi kuşatma makinesi yokken biz bu köyleri üçlüyorduk ya. Öyle söyleyeyim. Şimdi kuşatma makinesi var. Ulan Tomruk köyün yarısını indiriyor neredeyse. Güzel bir yerden attığınızda belediyenin çeyrek canı kalıyor. Kartal topunun çeyrek canı kalıyor. Ama işte atıcılar eski gücü yok. Bir ara atıcı çok revaçtaydı. O ilk geldiği zamanları hatırlayanlar bilir. Abi atıcılara öfkeyi atınca şifacılarla birlikte yargı dağıtıyordu. Köyde bir şey kalmıyordu. Ama şimdi saçma sapan yerlere dağılıyorlar. Direkt ölüyorlar. Yani son tabii ki daha sonrasında gelen güncellemelerle değişiklikler oldu. Atıcının sanki bence birazcık gücü yetersiz geldi bana bu ordu için. Bilemiyorum. Yeti de alamadığımız için köy binası 11'de atıcı nasıl bir kombinasyon olur onu düşünmekteyim. Hatta 2 dakika kafa yoracağım. Şimdi biniciyle madenciyle uymaz. Yani kullanılabilecek en mantıklı ordu köy binası 11 atıcı saldırısında bu. Ne yapacağız? Golem atıp arkadan atıcı yollasan şifacı olması lazım. O ordu da iş yapmaz. Eğer ki bu ordu dışında benim bildiğim atıcı kombinasyonu yok. Yani şöyle var. Dev atıcı cadı kombinasyonu var. Bir ara onu da deneyelim arkadaşlar. O da aklımda. Güzel geldi. Onun da videosunu çekeriz. Neyse inşaatçılarımız, pardon kalkana bastım. İnşaatçılarımızın 4'ü boşta. Kahramanımızı yatırabiliyor muyuz? Barbar krala ganimetimiz yetmedi. Maalesef yetmedi. Altınımız da şu an için yeterli değil. Herhangi bir savunma yükseltemiyoruz. Artık basacak bir şey yok. Sizlerden merak ettiğim konu şudur. Yorumlarda ordu hakkındaki fikriniz nelerdir? Onlardan bahsedebilirsiniz. Ha, bana sorsanız 100 üzerinden kaç puan verirsiniz bu orduya diye. Eskiden olsa %90 %100 verirdim. Ama şu an benim için %40'larda arkadaşlar. %30 40. Yani köy binası 11 olsam bu orduyu ben klan savaşında falan kullanmam. Öyle söyleyeyim. Ama videosunu çektik. Sizlere farklı bir kombinasyon olsun. Hatırlayanlar vardır. Eskiyi yad ederler diye düşündüm. Böyle bir orduyu sizlere sundum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.